edeceğiz. Gazeteci Zülfü Bal deprem bölgesinde. İlk önce Kahramanmaraş'taydı. Zaten günlerdir de kendisi orada. Şimdi Gaziantep'te. Biz son durumu kendisinden öğreneceğiz. Sayın Bal, kolaylıklar diliyorum. Merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Şu anda tam olarak neredesiniz? Olduğunuz bölgedeki son durumu sizlerden alabilir miyiz? Şu anda Gaziantep'teyiz. Öncelikle iyi yayınlar diliyoruz. Dün Kahramanmaraş'taydık. Ondan önce Nurdağ köylerindeydik. Gaziantep Nurdağ köylerinde. Kahramanmaraş Türk yolu ve şu anda Şehit Kamil. Gaziantep Şehit Kamil bölgesindeyiz. Arkamızda yıkılan binalardan bir tanesini görüyorsunuz. Araçlar tamamen kullanılmaz hale gelmiş durumda. Lakin güvenlik güçleri anında müdahale etmiş. Enkaz kurtarma çalışmalarının ardından enkaz kaldırılmış. Ve bu bölgeye biz özel bir izinle girmek durumunda kaldık. Tamamen emniyet güvenlik tedbirleri alınmış durumda burada. Peki şunu sormak istiyorum. Hiç bulunduğunuz bölgede bir arama kurtarma çalışmasına denk geldiniz mi? Yoksa artık sadece olduğunuz yerde enkaz kaldırma mı mevcut? Kahramanmaraş'tan süreci anlatmaya çalışayım. Dün Kahramanmaraş'taydık, yolundaydık. Koordinasyon valisi olarak Karaman Valisi Sayın Tuncay Akkoyun atanmış oraya. Sistematik bir şekilde işler artık tam normalleşmemiş. Böyle bir şey mümkün de değil zaten ama normalleşme adımları atılmış. Artık bizim 10 gündür bölgedeyiz. Dünkü depremden biraz bahsedeceğim ama artık enkaz kaldırma çalışmalarına başlanmış diyebilirim. Biz aslında evet dediğiniz gibi dünkü depremi de hemen ele almak istiyoruz. Yaralar daha sarılmaya başlamamışken daha 15. günde bir de Hatay'da deprem oldu. Oradaki paniği de sizler de yaşamışsınızdır. Bizlere aktarır mısınız? Neler yaşandı? Dün akşam saat 20.04.05 sularında biz Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e gelmiştik. Bir şeyler yemek için bir restoran bulduk kendimize. Tam restorandayken 6.4 şiddetinde Hatay merkezli deprem Gaziantep'te de inanılmaz şiddetli kuvvetli bir şekilde hissedildi. Sadece 3-5 dakika içerisinde yollar trafik tıkandı. İnsanlar kendilerini büyük bir korkuyla caddelere, sokaklara attılar ve trafik tamamen kilitlendi. Şunu ifade edebilirim, bölgede gördüğümüz şu artçı depremler bu bölgedeki insanlara ana depremi hatırlatıyor ve ana deprem yeniden yaşanıyormuş gibi o güne, o dakikalara dönüp kendilerini dışarıya atlıyorlar. Dün biz de uzun bir süre gecenin geç saatlerine kadar otelimize giremedik. Bir korku, bir tedirginlik, bir endişeden dolayı giremedik. Yani bu bölgede her zaman bir tedirginlik, her zaman bir panik havası maalesef var. Deprem gerçeğine alışmak da o kadar kolay değil tabii ki bölge insanları için. Tabii ki ama ben şunu da bir altını çizmek istiyorum sizler de. Tabii bir barınma problemi var. Şimdi insanlar barınma probleminden dolayı hasarlı evlerine dahi girmek durumunda kalıyorlar. Maalesef ki uyarılar yapılıyor evet ama bir barınma problemi gerçeği var. Sizlerin orada tanık olduğu nedir peki? İnsanları görüyorsunuzdur sizlerde. Kahramanmaraş'tan oraya gelişinize kadar. Şimdi çadır kentler kurulmuş. Çadır kentleri de biz ziyaret ettik. Depremzedelerle röportaj yaptık. Maalesef şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Dün yaşanan 6.4 Hatay depreminde de bu üzücü haberleri aldık. İnsanlar ağır hasarlı, orta hasarlı binalarından eşyalarını maalesef çıkarmaya çalışıyorlar. Tamamı bunu yapmıyor ama yapmaya çalışanlar var. Ve dün 20.04'te yaşanan 6.4'lük Hatay depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız maalesef güvenlik güçlerini bir şekilde atlatarak, güvenlik tedbirlerini bir şekilde aşarak hasarlı evlerinden eşyalarını çıkarmaya çalışıyorlardı. Ve bu anda depreme yakalandılar ve hayatlarını kaybettiler. Birçok hasarlı binanın önüne taşıma şirketlerinin asansörlü vinçleri güvenlik güçlerimiz müdahale etmeye çalışıyor, engellemeye çalışıyor ama insanlar maalesef böyle bir süreçte mal derdine, eşya derdine düşen vatandaşlarımız da var ve dün Hatay'daki
bu vatandaşlarımız bu uğurda hayatlarını kaybetti. Son durumu bizlere aktardığınız için teşekkür ediyorum Sayın Bal. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun.